Kadro Mühendisliği programına hoş geldiniz. İlk programda biz geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'ı alacağız. Sezon başlayasaya kadar olan bölümde de transferler geldikçe kadro mühendisliği kendisini güncelleyecek yeni gelen isimler ve giden isimler üzerinden. Biz ilk programı Galatasaray'la başlatıyoruz. Galatasaray geçtiğimiz sezon çok net bir oyun ortaya koydu. Hatları keskin, kadro istikrarı da hem oyun hem oyuncu istikrarı vardı. Dolayısıyla tamamlamak çok zor olmayacaktır. Hücumda Galatasaray genelde beklerini ileri çıkardı. Sağ ve sol kenarları farklı şekilde kullandı. Rasist ve Boy genelde birbirini tamamlayan kanat oyuncuları olarak yer alırken buradaki Kerem sıklıkla Icardi'nin yanında topa sahip olur olmaz ikinci bir forvet rolüne büründü ve boşta kalan Mertens zaman zaman burayı doldurdu ya da zaman zaman sol bekin buraya inmesiyle beraber defansif orta saha Mertens e, şeklinde devam etti ve şöyle bir hücum hattı oluşturdu ki bu durumda stoperlerinin buraya çıkması sezon başında belki iyi seviyede değildi ama baskıyı kurdu ve ön alanda rakibi kapataraktan belki de Türkiye'deki şampiyon olmak isteyen takımın aslında vazgeçme vazgeçmemesi gereken tek unsur hatırlayın Sergen Yalçınlı Beşiktaş'ta benzer şekilde bu oyunu oynuyordu. Farklılıkları olsa da. Boy ve Rasissa'nın çok sık bağlantılarından konuştuk ama sol kenarda daha bir değişken bir oyun yapısına sahipti. Kerem, Icardi birbirlerine çok yakın oynadılar ve bir süre sonra sezon finalinde bu iki oyuncunun arasındaki ilişkiyle hücumda ekstra işler yaptılar. Torreira ve Oliveira çok net rollere sahipti. Torreira bütün savunmanın arkasında, iki stoperin arkasındaki oyuncu olurken Oliveira ceza sahası içerisinde koşu yapan hem merkez hem de savunma arasında gidip gelerekten biraz daha farklı bir role büründü. Ama kabaca hücumdaki içeriği buydu. Galatasaray savunmada ise en büyük savunmayı zaten rakip oyun kurarken yaptı. Rakip oyun kurarken ona tam adam adama baskı. Aslına bakarsak hibrit Diyorlar buna yani zaman zaman başlangıç belki adam adama daha sonra koşullara göre alan savunması ya da bazı bölgelerde alan savunması bazı bölgelerde adam adama. Hibrit pres Avrupa'nın son dönemde çok fazla kullandığı pres sistemi diyelim karışık. Dolayısıyla en büyük gücü buydu. Rakip hiçbir zaman için oyun kurmasına izin vermedi ve oradan kaptığı toplarla da başka bir hücum çeşidi e, hızlı geçişler oynadı. Ve bu da galatasaray özellikle Beşiktaş maçıyla başlayan Başakşehir maçıyla devam eden süreçte çok önemli hücum silahıydı. Topa sahip olduğunda kurduğu baskı ve oradan topu çıkartmayarak bulduğu pozisyonlarla attığı gollerin yanı sıra rakip oyun kurarken ona yaptığı baskı ve ön alanda kaptığı toplarla direkt hücumlarla etkili oldular. Kabaca sistem buydu. Savunması da bunun üzerine değerliydi aslında. Savunma da rakibi oyun kurdurtmamak. Daha en başından topu onlardan istemek üzerine kurulu. E, haliyle topu kaptığı ölçüde etkili ataklar gerçekleştirdi. İyi savunma yaptığı ölçüde iyi hücumlar gerçekleştirdi. Bu işin bir kısmı. Bir noktadan sonra rakipler geriye çekildiğinde ise Icardi, Kerem, Rashisa öndeki üçlü, Torreira, Oliveira arkadaki ve Sasha ile son dönemde Kazımcan ama farklı isimlere yer aldı. E, bunların bindirmesiyle bir baskı kurdu, goller attı. Açıkçası söylemek gerekirse çok başarılı bir sezonu geride bıraktı. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon oynayacağı futbol iki farklı kategoride değerlendirebiliriz. Yani Avrupa ve Lig ve her ikisinde de geliştirmesi ve değiştirmesi gereken unsurlar var. Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nden başlayalım isterseniz. Tam sezon boyunca Türkiye Süper Ligi takımlarıyla oynayan Galatasaray'ın belli bir alışkanlığı var ama o rakiplerin de ne olursa olsun Avrupa Ligi standartlarının altında olduğunu kabul ederekten bazı işleyişlerin bizim ligdeki gibi olmayacağının farkına varmak gerekir. Mesela bunun da çok güzel bir örneği var aslında önümüzde. Diyelim ki Avrupa'da nasıl bir gruba düştüğünüz de belli ama bir tane A plus takımı olacaksa da biri kendi ayarında, belki ikisi kendi ayarında veya düşük veya benzer üstünlük kurabileceği takımlar olacaktır. Burada şöyle çok küçük bir fark unutuluyor. Az önce bahsettiğimiz oyun sisteminde kenar forvetlerin ileriye çıkıp, beklerin her ikisinin de ileriye çıktığı, 10 numaranın Forvet'e yaklaştığı, iki tane orta sahanın birisinin sabit kalıp diğerinin gezgin bir oyun anlayışı içerisinde olduğu ve iki tane stoperi buraya çıkardığınız andan itibaren bu ligde topu kaptırdığınız anda ile e, e, baskıyla doğru yerleşimde topu tekrardan kazanabiliyorsunuz. Yalnız böyle baskı da kurabilirsiniz. Dünyanın en iyi takımına dahi 15 dakika baskı kurabilirsiniz. Problem şu ki, bu takımların izin verdiğiniz geçişte yakaladığı pozisyonları bitirme ve oradan gol üretme ihtimali lige göre çok yüksek. Bunun en güzel örneği Beşiktaş yaşadı. Sergen Yalçınlı Beşiktaş hatırlayın. Dortmund maçında 15 dakika o baskıyı yaptı ama iki tane pozisyon verdi andan itibaren 2-0 ve geçmiş olsun. Dolayısıyla Galatasaray bu oyunu her takıma karşı oynamamak durumunda. Her şeyin dışında geride bütünlüklü kalıp kontraya doğru bir daha fazla geçişe, daha fazla direkt hücuma ve e, kompakt bir şekilde savunmaya da önem vermeli. Yani bugün e, ligdeki hangi takım olursa olsun onu kapatacağına ister içeride ister deplasmanda inanıyor ve ondan da sonuç alabiliyor Galatasaray. Ama Avrupa Ligi takımını çok fazla atak yaptığınızı sanırsınız. O hücum oynadığınızı düşünürsünüz ama gelir gelmez iki tane pozisyonda golü bulurlar ve siz maçı kaybedersiniz. 96-2000 dönemi Fatih Terim'in gerçekten ligi domine eden oyun olarak Bakın skor olarak demiyorum, şampiyonluklar olarak da demiyorum. Oyun olarak ezici bir üstünlüğe sahip olduğu noktada Şampiyonlar Ligi'nde de Fatih Terim hiç o zaman bundan vazgeçmedi. Dolayısıyla uzunca süre Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynadığını sandığı maçlar oynadı ama sonuç alamadı. UEFA Kupası'na giderken Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk deplasman galibiyetini Erta Berlin karşısında alaraktan Milan maçının önü açtı ve gitti. Çok iyi oynuyor gözüküyor ama sonuç aynı şekilde değil. Dortmund ya da Sporting Lisbon gibi işte beş yaşın karşılaştığı rakipler ya da daha başka Avrupa'nın başalt takımları sizi kendi yarı sahasında karşılar. Ama sizin yapacağınız hataya onların vereceği reaksiyon çok güçlü olur ve Galatasaray buna alışkın da değil. Oyuncular ister istemez belli bir seviyeye alışıyor. O seviyeyi geçmek, o seviyenin daha üstünde karşılaştığı zaman problem yaşıyor haliyle. Kapatacaksa daha önce de söylemiştim. Bu tarz takımlar Nefis Stadyum'da oynadığı zaman kimle oynarsa oynasın bir şekilde rakip yarı sahaya oyunu kapatmak isteyecektir. Burada Torreira'nın yanındaki ikinci ismi Oliveira'nın zaman zaman yetersizlikleri problem yaşatabilir. Avrupa'da vereceğiniz geçişe çok daha farklı dikkat etmek durumunda Galatasaray veya zaman zaman kompakt bir şekilde geride kalıp etkili direkt hücumla farklı bir oyun anlayışıyla e, Avrupa'dan üst turlara çıkmayı düşünebilir. En azından Şampiyonlar Ligi olursa böyle. Tabii ki Avrupa Ligi ve benzeri e, takımlarda işler daha değişik olabilir. Kendi oyununu orada biraz daha rahat oynayabilir. Galatasaray Lig'de ise 14 maç üst üste kazandıktan sonraki süreçte artık takımlar Galatasaray'a karşı biraz daha hazırlıklı geldi. Mesela Ankara gücü, Ömer Erdoğan Ankara gücüydü. Başlayan süreç sürekli uzun vur, asla geriden oyun kurma. Galatasaray'ın bir tane kozunu elinden aldı. O da çıkarken kaptırdığınız anda Galatasaray'ın kazandığı net pozisyonlar haliyle sette Galatasaray iş yapmaya başladı. Daha çok sette üretmeye başladı. İlk etapta da bir geçiş sürecinde problem yaşadı. Galatasaray'ın ligde çok daha etkili olması için geçen seneden farklı olarak Torreira'nın yanındaki bir oyuncunun veya on numaranın çok daha etkili olması gerekir. Daha çok seti kırmaya yönelik, geçmeye yönelik, daha nitelikli hücum yapabilecek ara pasları, derine pasları, driplingçi. Çünkü bunları ancak 2-3 şey bozar. Diagonal pas, paslar bozar hızlı geçişte. 10 numaranın atacağı, 10 numara vari, derini, dikini adam eksirten paslar set hücumuna karşı etki eder. Tek bir pas bile işi bitirebilir. <laughs> ya da ki bu rolü Galatasaray'da Kerem üstlendi son süreçte. Ya da driplingçi. Bir adam geçtiğiniz andan itibaren sette de dağılmalar yaşar ve pozisyonlar kolay olabilirsiniz. Bu tarz derine pas atıcı, driplingçi ve yetenekli orta sahalara ihtiyacı var. Ee, bu da işin bir başka yönü. Üstelik bu Avrupa'da atletizm daha fazla öne çıkıp Torreira'nın yanına bir başka Torreira ararken ligde ise Oliveira'nın daha üstüne ihtiyacı var veya Mertens'in çok daha fazla üzerine iş yapacak oyuncuya ihtiyacı var. Geliştirmesi gereken yerler ligde set Avrupa'da daha fazla geçişe dayalı kompakt savunma oyununu geliştirmek zorunda. Alıcı oyuncular da oyuna göre değişkenlik göstereceği için Avrupa ve Süper Lig için farklı oyunlar oynayacak olan Galatasaray'ın her iki lige göre de farklı oyun felsefesi için oyunculardan bahsederiz. Mesela Avrupa'da daha fazla geçiş, daha fazla kompakt ve topun dolaşımının çok daha hızlı olması gereken yerde A oyunculara ihtiyacı var. Torreira ve Mertens Galatasaray oyununu hızlandıran, hızlı karar verebilen ve bunu sahada hızlı uygulayabilen oyunculardı. Üst düzey oyunculardı. Bunun yanına diğer oyuncular da aynı şekilde. Yani hızlı karar vermek ayrı bir konu. Hızlı karar verdiğin zaman bu aksiyonu başarmak ayrı bir konu. Torreira'da bu var. Aslına bakarsak Mertens'te de, de bu var. Ama Oliveira'da bu bir tık daha düşüyor. Diğer oyuncularda daha fazla düşüyor. Haliyle Galatasaray'ı transfer edeceği zaman Şampiyonlar Ligi'ni düşündüğü vakit Torreira'nın yanına benzer nitelikte yani benzer nitelikte kastım sınıf olarak. Tabii ki daha teknik, daha golcü, daha içeriye koşu yapan oyuncu da olabilir ama sınıf olarak benzer nitelikte olacak ki Galatasaray'ın onların o merkezdeki o iki oyuncuya bağlı savunma hücum kanat bek bütün oyuncuları çok daha hızlı bir şekilde çalıştıracak. Bazen her şey topu kaptığınız anda hızlı bir şekilde karar verecek olan bir merkez oyuncusunun pasına bakar. Bu açıdan A+ oyuncu merkeze bir tane şart. Oliveira'dan daha iyi olmak durumunda bu konuda. Keza yaşı geçen Mertens'in ne kadar kaldıracağını bilmediğimiz noktada buraya da yine pasör kimliği yüksek bir oyuncu gerekiyor Avrupa ses konusu olduğunda. Galatasaray'ın koşan genç kanat oyuncuların olduğunu düşünürsek yani Barış Alper, Kerem ve benzeri oyuncular haliyle burada kritik nokta biraz daha kalite katmak takıma. Hızlı çevirmek, hızlı oynamak. Tabii ki ön alanda alacağınız her oyuncunun pres kabiliyeti artı kazandıracaktır. Hem Lig'de hem Avrupa'da. Türkiye Süper Ligi'nde ise kesinlikle ve kesinlikle bakılacak ilk noktalardan birisi 8 ve 10 numarada iki tane oyuncu var Galatasaray'ın. Birisinin yaşından dolayı ilk bir tüm sezon oynayıp oynamayacağı belirsiz Mertens. Diğeri pek çok konuda yeterli olduğu gibi pek çok konuda yeterli olan Oliveira. Oliveira'yı upgrade ettiğimiz andan itibaren kaliteli pas, nitelikli pas atabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Ve bunun dışındaki bütün oyuncularda tabii ki e, özellikle ön alanda pres kabiliyetinin olması kesinlikle e, dikkat edilmesi gereken kriterlerden birisi. Tam bu açıdan bakıldığı zaman bence Parades ve Hakimziye bu kriterlere uygun bir oyuncu olarak görebiliriz. Mesela Paredes'in kalitesi Galatasaray'ın ligde rakibi kapattığında çıkarmayacak oluşum. Aynı zamanda Paredes'le beraber Okan Buruk'un çok sevdiği, şimdilik Icardi diyelim. Icardi'nin yanına alacak ikinci santrafor, zaman zaman Zaniolo veya zaman zaman yeni alınmış, yeni transfer olmuş başka bir santrafor. Sana 4-4-2 oynatma izni verebilir. daha fazla rakip yarı sahada vakit izin verebilir ve Parades aynı zamanda olası bir Torreira sakatlığında da onun yerini ikame edebilir. Sezon boyunca Torreira'ya bir şey olmuş olsa ne olacaktı bunu kimse konuşmadı çünkü böyle bir şey olmadı ama üç kuluvarda bir de gidecek olan Galatasaray'ın nereden bakarsak bakalım omurgasında yani Mustera bir tandemi savunma Torreira ve Icardi burada sakatlıklar olabilir burada problemler yaşayabilir bunun ikamesi iyi bir şekilde düşünülmesi gerekir. A sınıf oyuncu olarak ve merkez orta saha 8-10 açıdan baktığımda kanatları da tabii ki yedekleyebilecek Paradis Hakim Ziyah ikilisini çok iyi biliyorum. Ama bunların yanında transferde ismi geçen oyunculardan bir tanesi de başka bir eksikliği giderecektir. O da Angelino. Angelino genelde üçlü savunmanın kanat bek olarak oynadı kariyeri boyunca daha fazla. Ve ya da merkezleşen bir bek olarak oynadı. Onu merkeze de konumlandırdı. Daha sonra çok fazla gol buldu e, sol kenardan üçlünün kanat bek olarak hücuma bindirmeleriyle. Ki daha çok asist e, özelliği öne çıkar. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tüm sezon boyunca Icardi'nin attığı bir gol var. Kafayla, kaleciyi aklıyla oynayıp attığı bir gol var. Saşa Saşaboy'un ortasında imkansız yakın bir gol aslında. Yani düşünce olarak çok mümkün değil o gol. Bunun dışında Saşa Saşaboy'un orta yapıp attırdığı bir gol yok. İlk ortası iki yılda yerden attırdığı üç tane asist. Ama hiçbir zaman için ayağının dibine girdi andan itibaren attırdığı tek bir gol yok. Icardi'nin golleri Kerem'in ortası, Abdülkerim Bardakçı'nın ortası. Ve diğer tarafta Kazımcan'ın da böyle bir şey yok veya yerine oynayan oyuncuların da ortaları çok kaliteli olmadığını düşünürsek eğer Angelino bir boşluğu doldurabilir. Eğer içeriye Icardi kaldı. Diyelim ki Icardi kalmadı Morata geldi. Ya da buna benzer bir santrofor. Sırtı dönük kafası iyi. Ki Okan Buruk buna bakan dikkat eden bir hoca. Öyle bir e, santrofor geldiği andan itibaren zaman zaman sizi kurtaracak olan şeylerden birisi de iyi bir orta. Bu açıdan Angelino hem sürekli bindirmesi, hücumcu bir bek olması hem de orta kalitesiyle kesinlikle Galatasaray'ın bir eksiğini giderecek oyuncardan birisi. Nasıl ki Galatasaray, hani Kerem'in Icardi'ye verdiği o pas, Nesun'un müthiş müdahalesi sonrası. Aslında çok Galatasaray'ın bu sezonki kimyasında olan bir gol değil. Yani o tarz ara paslarla ıı, içeri girip gol atan gol olan çok fazla olmadığını bunu Okan Buruk da maç sonunda söyledi. Bu bir eksikse ve bunu bir 10 numara dolduracaksa aynı şekilde ortada Galatasaray'ın büyük bir eksikliği. Bu tarz gollerin daha fazla olması için iyi bir 9 numarayı daha iyi kullanmak için. Çünkü Galatasaray özellikle ligde ve Avrupa'da da kendi seviyesinde olan bütün takımlara içeride oynadığı bütün maçlarda bunu yapacaktır. Burada bir hücumcu bir bek ama aynı zamanda iyi orta kesen bir bek kesinlikle Galatasaray'ın bir ihtiyacını giderecektir. Başka bir transfere buradan geleyim. Antilino'da şöyle bir sorun olabilir. Bu kadar çok çıkan bir bekin önünde bu kadar çok ileriye kendisine atan bir Saşa Boy olduğu zaman işler sıkıntı yaratabilir. Yani her zaman için bir denge unsuru. Asimetri gözetilir e, düşünüldüğünde. Bu durumda aslında saça boyun kaldığını ve satılmadığını düşünürsek eğer saça boya karşılık Aleksandro daha bir uyumlu bir bek olabilir. Başka bir açıdan e, taktiksel olarak sonuçta bütün oyuncular birbirlerine bağlıdır. Sağ kenarın ve sağ kenarın sol kenarı belirler. Ya da 9 numaran merkez orta sahayı belirler. Hangi 9 numarayı kullanacaksın hangi oyuncuları burada var eder. Hangi beke sahipsin diğer tarafta. Dilaranza böyle kalıyorsa Spinozolo burada en uca kadar gidiyor. Ya da buraya Benjamin Pavard'ı koyuyorsanız o zaman Alfonso Davis en uca kadar gidebiliyor gibi gibi. Haliyle Angelin olduğu zaman sağ de çok fazla en az onun kadar hücumcu olduğunu düşünürsek eğer Parades ve Toro ile bile Galatasaray'ı kurtaramayabilir çıkışlarda çok fazla kontra yiyebilir ki Avrupa'da bu ciddi bir sorun olur. Ee, nereden bakarsak bakalım. Ee, bu Sasha Boy'un kaldığı durumda Alexandro iyi bir seçenek ama Angelino başlı başına Galatasaray'a bir hücumuna, bir çeşitlilik kaçacağı kesin. Şimdi ben isimler, o kadar çok isim gizliyor ki gidecek isimler arasında. Ben yani Torreira'nın gideceğini düşünmüyorum. Daha makul isimler içinde gidiyorum. Mesela en fazla Icardi gitmesi, kalması konuşuluyor. Bence Icardi'nin yokluğu en ciddi sıkıntı. Özellikle Avrupa'da başarı isteniyorsa. Yine Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi serüvenini hatırlayalım. 15-20 dakika ben Dortmund maçını mesela detaylı veya diğer maçların hepsinde. Pek çok maçta Beşiktaş Baskı kurdu, pozisyon buldu. Bahçı şu ay atamadı. Oysa işte orada biraz bitiricilik olsa o maç çok farklı şeye dönebilirdi. Biraz olsun bir bitiricilik. Avrupa'da bulduğunuzu atmak durumundasınız. Ve Avrupa'da eller ayaklar titremeyecek bir santrofora ihtiyacınız var. Ve size ligde olduğu kadar çok fazla pozisyon etmenize sebebiyet vermeyecek. Haliyle Icardi'nin kalıp kalmaması Avrupa başarısı açısından ben çok kritik görüyorum. Ligde diğer santrofor uyum sağlayasaya kadar Galatasaray'ı bir şekilde götürebilir. Ama Avrupa'da İşler öyle olmuyor. Bir kere o sahaya çıktığınızda, o rakibi gördüğünüzde onu normal karşılayıp standart pozisyonunu, performansını verecek oyuncu sayısı işte Torreira, Mertens, Icardi. Biraz Oliveira. Ama en önemlisi son adamın son anda, en kritik anda işini iyi yapması. Çünkü o bir gol, iki gol belki size pek çok galibiyetin kapısını açabilir. ligdeki gibi özellikle geçen sezonun en başında Icardi'siz Icardi, Icardi siz geçen zamanda üretip üretip atamazsanız Avrupa'da böyle maç kazanma şansınız yok denecek kadar az. Dolayısıyla Icardi'nin şeyi bu. Ama ikinci önemli bir isim daha var. Tabii ki ismi çok fazla gündemde değil. E, hatta imzaladı Galatasaray. Kerem'in gitmesinden bahsediliyor. Kerem Galatasaray'ın şu an için en kritik oyuncusu. Şu açıdan en kritik oyuncusu. Normalde bir kenar oyuncusu mesela Rasistayı çok seviyoruz diyelim ki çok iyi performans gösteriyor ama yerine adam bulunur. En fazla kanat oyuncuları gelir. Hakim Ziyech gelir. Hiç kimse adını bile hatırlamaz. Örnek veriyorum. Başka bir şey gelir. Tabii ki Rasista çok kıymetli bir oyuncu. Benim en çok sevdiğim oyunculardan birisi. Ama dolar. Kerem'in ise bir performans açısından üst düzey 3 oyuncudan birisi. Ama çok daha kritik bir önem var. Ligde 3 yerli oyuncudan birisi. Abdülkerim Bardakçı ile Kerem Aktürkoğlu şu an için Galatasaray'ın ligde oynatabileceği iki yerli oyuncudan birisi. Üçüncüsünün kim olacağı tartışma konusu. Yabancı bir sol bek alınmasından bahsediliyor. Yabancı bir sol bek alınsa o zaman kimi olacaksın? bu durumda bir de Kerem'i kaybedilirse işler sıkıntı. Tabii ki Barış Arpey Yılmaz gibi, Berkan gibi Kazım Can oynarsa zaten sıkıntıya sıkıntıyı geçen sene çözdü. Ama garanti isim olarak bir Kerem, bir Abdülkerim diyorsunuz ki Galatasaray bu açıdan üçüncü yerli ismini netleştirmeli sezon başından itibaren ve bu açıdan Kerem'in gidişi de çok ciddi sıkıntılar yaratır Galatasaray'a yerli kuralı sebebiyle keza yabancı olsa bile üst düzey performans yine sıkıntı yaratır. Ve sol kenarda Galatasaray'ın zaten Sağ ayaklı ve hücumcu çok fazla oyuncusu yok. Icardi ve Rasista'nın kaldığı denklemde bazı transferler mecbur. Mesela bir sol bek alternatifi olmak zorunda. Ya da e, Gomis gitti. E, Icardi kalsa bile ikinci bir santrofor e, en az Icardi kadar. Icardi'ye yakın bir kalite. E, onun kadar bulması çok zor ama bir oyuncu gelmek zorunda. E, i̇kincisi Oliveira upgrade edilmeli deyim yerindeyse Mertens'in 3 kulvarda 90 dakikayı çıkarması yani sezonu çıkarması mümkün değil. Çok net bir 10 numara alınmak zorunda. Ama bir kritik nokta daha var ki o da Muslera'nın arkasına iyi bir ikinci kaleci alınmak durumunda. Burada Günay'ın adı geçiyor. Ee, buna dikkat edilmek durumunda hiç aratmayabilir. Ama 6 ay gitme ihtimali de var. Dolayısıyla omurgadaki alternatifler çok kritiktir. Torreira mesela Parades bu açıdan önemli. Bir şey olursa Parades orada olacak. Mustera bir şey olursa Icardi kez aynı şekilde iki tane santrofor alınacak ama bir kritik nokta da Kerem Aktürkoğlu kanadı. Çünkü oraya hem Kerem yerine oynayacak oyuncunun bir de yerli olması gerekir. Ben burada baktığınız zaman solda oynayıp sağ ayaklı hücumcu bir bek, şey, kanat oyuncusu çok yok gibi ama Barış Alper Yılmaz var. Barış Alper Yılmaz'ın Milli takımda da kenardan orta yaptırdı. ilk çıkışı Fatih Terim'de de sağ kenarda iyi işler yapıldı ama Galatasaray'a gelmeden önce golcü olduğu, daha çok hücuma katkı verdiği, skor olarak çok daha skorer olduğu yer sol kanat. Üstelik Kerem Aktürkoğlu'nun farklı bir rolü var. Araya kaçan rolü, hem kaçıran paslarıyla hem de sıklıkla o koşular atıp forvetleşen bir rolü var. Burada Barış Alper Yılmaz bence Kerem'in sezon içerisindeki en büyük alternatifi olacaktır. Barış Alper Yılmaz'ın varlığı nihayetinde sol kenarda biraz daha elinizi güçlendiriyor. Çünkü Yunus, Zaniolo aslında Barış Alper Yılmaz da bugünkü durumda hepsi sağ kenar alternatifi ya da on numara. Ee, solda Kerem tek başına gibi duruyordu. Ben oraya Barış Alper Yılmaz'ı da koydum açıkçası. Şöyle bir garaj sırayı şu anda mevcut kadrosu incelediğimizde Mustera bu sezon geçirilecek. Bu bir karardır belli bir yaşta güvendir. Olabilir. Bayern de o yere güvendi o yaşında. Ama şöyle bir durum vardı. Gitti. Herhangi bir yedek almadı. Sven Ulreich aldı. Yani Stuttgart'ta çıkış, 18 yaşında çıkış yapıp kaleyi teslim almış. O dönem Bundesliga'da rahatlıkla oynayan bir kaleci aldı. Genç ya da yaşlı değil bir kalite koydu ortaya. Milli takım için de düşünülen bir isimdi. Dolayısıyla buranın yediği çok iyi düşünerek yapılması gerekir. Sanki Galatasaray sezonu onunla oynayacakmış gibi de düşünülmelidir. Stoperlerde ise Galatasaray'ın elinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Victor Nelson gitse bile Kaan Ayhan, Emin gibi oynayabilecek isimler mevcuttur. Bütün oyun planını bozacak unsur genelde stoper olmaz. Bir tanesi çok önemlidir. Lider karakterli oyuncu. Ama Galatasaray'da saha içerisinde çok konuşan, iki stoperde çok konuşmadığını biliyoruz. Burada lider Torreira. Ama yine de Galatasaray'ın eli burada güçlü. Kaan Ayhan da yerleşirse iyi olur. Emin Bayram da atıyorum. Metehan Baltacı da gelse yarın bir gün iş yapabilir. Yani çok fazla burada aday var. Keza Sabek, Saşa Boy, Dubois çok iyi bir ikili. Saşa giderse Dubois da birinci sınıf kalite. Bu, bu gibi durumda e, daha farklı bir rolde sol bekiniz olabilir. Çünkü sol bek e, sağ beke göre şekillenecektir. Kazımcan'ın mutlak sürekli bir alternatife ihtiyacı var. Adekokbe'nin veya Mehmet Aşdemir'in gittiğini düşünürsek. Burada net bir şekilde net bir transfer ve buraya yabancı sol bek alınacaktır. Merkeze baktığınız zaman Galatasaray'ın merkeze çok fazla oyuncu sayısı var. Oliveira Torreira yanında Berkan, Gelen Çikaldao atıyorum Micho, Taylan, Emre Kılınç, Hamza Akman. Burada bir hem transferlerde bazı oyunculara yol verilmesi gerekir. Micho, Torreira, Olivera, Berkan'ın dışında kimleri buraya monte edecek iyi düşünülmesi gerekir ama ben Toner'in yanına mutlak suretle bir oyuncu, daha iyi bir oyuncu alınması. Olivera'yı bırakaraktan Olivera'ya alternatif oluşturulması gerektiğini düşünüyorum her konuda. Sağ kenar, Rasist'e kalırsa başka bir şey konuşuyoruz. Giderse buraya bir sağ kenar oyuncu gelecektir ama kanat oyuncuları e, kanat oyuncuları var. Çok fazla kanat oyuncusu gündeme geliyor açıkça söylemek gerekirse. Kerem Barış Arpa ben bu sezon sola da yazabilirim. Kerem olmadığı zamanlarda Barış Arpa onun boşluğunu yerli olarak doldurabilecek tek isim. Burada tabii ki Yunus da var, e, da var. Mertens eğer kalırsa, planlar olursa daha çok Zaniolo üzerinde oynayabilir. Bu da zaten Galatasaray'ın transferlerinde Zaniolo'yu biraz daha forvetleştirip yani geçtiğimiz sezona göre 10 numara Mertens'i Orta sahadan ziyade Santrofor'a çektiğimiz andan itibaren Paredes tarzı bir oyuncu veya çok konuşulan Weston McKinney gibi atletizmiyle öne çıkmış bir oyuncu bu gibi durumlarda olabilir. Ben Okan Buruk'un ligde daha çok 4-4-2'ye döneceğini yani Mertens yerine Zaniolo, Mertens yerine Barış Alper kullanıp Oliveira yerine Paredes, Oliveira yerine Weston McKinney gibi oyuncular kullanacağını da düşünüyorum bir oyuncunun hücumdaki seçimi, merkezdeki seçimi de etkileyecektir. Bazen de böyle bakmak gerekebilir. Zaman zaman hepsine ihtiyacınız olacak. Yani bu açıdan eğer ki Zaniolo en önde oynayacaksa yüksek mutlak suretle diğer tarafta tek başına Torre'yi hiçbir şekilde kurtaramayacak. Oraya bir Parades veya Weston McKinney tarzı bir oyuncu gelecektir diye düşünüyorum. Tabii ki üst düzey Parades'in gelmesi çok daha mantıklı olur. Kenar oyuncuları büyük oranda kalacaktır. Rashid'sa gelirse bence çok büyük bir Atılım gerekmiyor ama Hakim Ziyech gelirse de Mert Zaniola ile beraber hem sağ kenara hem 10 numarayı yedekleyecektir. Bu da Galatasaray'a farklı bir oyun anlayışı katacaktır. Avrupa'da Hakim Ziyech'in paslarına ihtiyacınız olacaktır. Ve biraz daha orta sağlaşan 10 numaralara da ihtiyacınız olacaktır belki. Ama ligde Okan Buruk'un içerisinde yetiştiği, futbolcu olduğu büyük başarılar kazandı. O 4-4-2'ye döneceğini düşünüyorum zaman zaman. Hatta bu sene takımlar çok daha fazla geriye çekilip şampiyonu karşılayacağı için çok daha fazla ihtiyacı olacaktır. Torreira'nın yanındaki sert ikinci bir 8'i daha çok ben ikinci bir santrofor eklemesi olarak düşünüyorum. Oraya eklettireceği oyuncu olarak görüyorum. Şimdilik bunlar e, ilerleyen zamanda Galatasaray'da giden isimler olacak, gelen isimler olacak. Tabii ki bunun yanında Morutsan Çikaldoğa gibi isimleri de tekrardan değerlendirmek gerekecektir. Ama bunlarla ilgili karar verildikçe biz tekrardan burada Galatasaray'ın kadro mühendisi üzerine yayınlar yapıp konuşacağız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız eğer beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.